Son yaşananlar hepimize ders oldu. O yüzden müsaade ederseniz kızıma sormak istiyorum. Tabii. Nur Sema, ne diyorsun kızım? Her yaş grubundan insan var, canlandırdıkları rollerden bahsediyorum. Yani bir annenin babanın da hem de yani işte sekülermiş, tutucuymuş veya herhangi X bir şeymiş fark etmez. Yani herkesin dönüşebileceğini, değişebileceğini, ders alabileceğini gösterdiğimiz için o kadar mutluyum ki ben kişisel olarak yani müjde olarak da adalete ve empatiye çok önem veriyorum. Bunları anlatıyor olmak müjde olarak beni de çok mutlu ediyor. Bunu bu şekilde anlat. Bir de biz kendi ben mesela kendi bu işe başladıktan sonra bazı paradigmalarının olduğunu gördüm. Yani varmış benim böyle ön yargılarım. Evet falan. Kendimle de oyuncu olarak çok yüzleştiğim şey oldu. Benim de oldu. İş onu da getirdi yani. Evet. Biraz set dedikodusu yapalım mı? Peki mesela kısa kısa setteki bazı şeyleri sorsam en eğlenceli kim? Bence herkes bir noktada eğlenceli. Yani kim güldürüyor mesela? Ama sevgili Barış Kılıç, evet, gerçekten bu konuda master sahibi. Aynı şeyi söyleyecektim. Bak, evet. Yani o başka bir seviye gerçekten. Hepimizi güldürüp sonra kendisi ciddiyetle böyle yakınlarında ya sen bizi güldürdün kendin ciddi. Evet. Bir de gülmüyor da yani onu güldüremiyorsun mesela. Ama acayip eğlenceli, evet, yani çok eğlenceli. Setin en iştahlısı kim dersiniz? En iştahlı kim? Feyza Civelek. Evet. Doğru, Feyza Civelek. Sonra da sen geliyorsun. Evet. Hiç belli olmuyor. Bu aralar Selin de başladı. Öyle mi? Sana benzedim ben, sana döndüm. Şimdi ben yiyorum diyor. Evet. Ben tabii o tarafta çok fazla çalışmadığım için tabii kendi evime çok hakimim. Müjde'yle de çok çalıştığımız için ona da hakim. Evet. Ama en iştahlımız Feyzacık. Evet. Bu sohbet her açıdan harika oldu. Ceren Karakoç'un aslında ne kadar formda göründüğünü görmüş olduk. Bu kadar zayıf beklemiyordum mesela. Beni mi? Evet. Evet. Bol, çok bol giyinmiş. Bol kıyafet yerleriz. Evet. Aynen. O yüzden. Sürpriz yumurta gibisin şu an gerçekten. Bu böyle miymiş? Kızılcık Şerbeti'nde Nur Sema aşkı buldu, mutlu bir evliliği arıyor. Ceren Karakoç'sa 10 senedir Osman Karakoç'la mutlu bir evlilik yürütüyor. Onların dışında mesela 10 yıllık mutlu bir evlilik var. İki oyuncunun gerçekten son dönemde hani üzücü boşanma haberleri de alıyoruz. 10 yılda bu başarılı bir şekilde yürütmenin sırrını ben merak ediyorum. Bir kere ben orada eşime es geçemeyeceğim. O inanılmaz, bana göre çok sakin bir adam. Ben çok şeyimdir böyle, tez canlıyımdır. Onun o sakinliği ve dinginliği bence bu evliliği 10 yıldır götüren. Mutlu evliliğin sırrı eve iş getirmemeleri. Ya biraz da biz yani mesleki bir şeyleri evin içine çok getirmiyoruz. Ama birbirimizi çok güzel eleştiririz. Hiç şey olmadan yani. Ay neden öyle dedin demeden. O bana hayır burası olmamış, burayı çok boş oynamışsın der. Ben ona keza öyle. O şimdi biraz daha oyunculuğun yanı sıra da eğitmenlik de yapıyor. Başka bir sektöre de geçti. Onun böyle her şeyden beslenmesi benim de ondan beslenmeme sebep oluyor. Çok keyifli gidiyor bizim için evlilik. Müjde Uzman'ın bilinmeyen bir özelliği var. O bir tamir uzmanı. Mesela evde bir şeyin bozulsa, duydum ki. Hemen. Tabii. Her şeyi nasıl, peki nasıl oluyor? Nasıl ya da keşfettin? Yani zaten meraklıydım ben kendimi bildim bileli. Öyle bir sonradan gelişen bir şey olmadı. Çocukken de öyleydim. Bizim ailede annemle ben böyleyiz. Ablamla babam ellemez. Ben zaten yapabiliyordum. Vardı becerim. Keyif de alıyorum. Yani yapabilip böyle keşke yapmasam da değilim. Çok keyif alıyorum. Yani o mesaiden çok keyif alıyorum. İlgilisin mi desen? Evet, yani evet. Sette ışıkları falan soruyor. Bunu nereden aldınız? Evet, ben kamerayı soruyorum. Bu ne demek soruyorum. Ben çok severim öyle mekanik, teknik işleri. Ne en acayip düzelttiğin, tamir ettiğin şey neydi? Tamir edemediğim bir şey olduğunu ben hatırlamıyorum. Yani uzaktan telefonla hiç görmediğim bir televizyon modelini bile bir iki yönlendirme soruyla çözdüğümü biliyorum. Yani o dili hem bilgisayar dilini anlayabiliyorum, çözüyorum hem teknik.
Bir de buna mesai harcıyorum. Mesela oturuyorum. Nasıl yapıldığını, monte edildiğini bildiğim bir şeyi bile öncesinde oturup videolarını izliyorum, manuelini okuyorum. Ben o manueli çok severim mesela bu dijitalleşen ciddi dünyada. Misin? Evet. O manuel çıkmazsa içinden sinir oluyorum. Bayılıyorum okuyayım. Yani bildiğim şeyi bile okuyup sonra o işe girişmek benim için çok güzel bir aktivite. O yüzden yani onu yapmak değil benim orada derdim. O süreç. Sadece elektronik ev eşyaları değil, otomobilleri de tamir edebiliyor Müjde Usta. Pardon, Müjde Uzman. Araba tamiri falan bozulursa. Tabii o da var. Gerçekten. Tabii ben gençliğimde sanayilerde büyüdüm. Arkadaş grubum öyleydi. Anlarım yani arabadan da. Alo Müjde. Tabii. Ya bir şey alacaklar mesela elektrik süpürgesi. Bir arkadaşım geçen bir de erkek evlenecekti o zaman, evlendi şimdi. Beni aradı, dedi ki ya dedi biz elektrik süpürgesi alacağız, sen bilirsin. Çünkü kıyaslıyorum bir de. İşte şunun şusu iyi, bunun busu iyi, bunun artısı eksisi şu. Fiyatlar şöyle, siz karar verin ama bence bu filan. Ceren Karakoç, Osman Karakoç çiftinin artık ev işleri için usta aramalarına gerek yok. Artık Müjde Uzman var. Ceren, senin var mı bilmediğimiz böyle enteresan bir özelliğin? Yok. Yani tamir konusunda hiç öyle bir şeyim yok. Beni aynen. Ara. Bu arada eşim de öyledir yani. Osman'cığım şunu... Ha tamam, oraya birisini çağırın. O zaman ya, kesin beni arayın. Ya saçmalama diyorum yani, o ampulü değiştireceğim sadece. Neden birisini çağıralım? Ha öyle mi? Tamam olur falan. O da hiç anlamaz. Ya şöyle söyleyeyim tamam, arkadaşlar. Seni arayacağız bundan beni sonra. Beni kesin arayın. Hem bir de mutlu olurum ben ya. Bana iyilik bu. Bilinmeyenleriyle devam edelim. Lakaplarını merak ediyoruz. Lakaplarınız var mı? Var. Müjdat benimki. Müjdat. Evet. Bana yani... Sette Nur Fena'yım ben. Evet. Çok sağ Keçi hocama buradan sevgiler. O Nur Fena diye taktı ilk başlarda. Öyle gidiyor, Nur Fena'yım. Onun dışında da şöyle bir şey oldu benim bildiğim. Yani bir kere Serkan'la bir sahne çekiyorduk. Nur Sema'ya Nur Simi dediğimi iddia etti ve sahne bittikten sonra. Şimdi evet, şüpheye düştüm, dedim madem öyle dedim söylesene düzeltelim. Gülüyor bir de falan. Yok dedim ya, öyle dememişimdir. Sonra izledim, öyle gibi gelmedi bana ama hala emin değilim yani. Ama sen yine de bana beni gördün, Nur Simi'yi evet. Ne yapıyorsun çünkü der o. Çünkü uzun süre Serkan beni görünce böyle yaptı. Nur Simi, Nur Simi. Öyle demedim ya, dedim mi bak kafamı karıştırma falan. Sonra ben de Ceren'i Nur Simi demeye başladım.